Herkese merhabalar. Şu anda Zilli Öküz'e geldim. Daha önceki bir burger çekimimde takipçilerimden birisi tavsiye etmişti. Üniversite öğrencilerinin sıkça geldiği mekanlardan Zilli Öküz. Menüleriyle dikkat çekiyor. Özellikle dolu dolu yemek isteyenler için de ideal bir mekan. Geniş bir mekan. Gece 2'lere kadar da açık. Zilli Öküz'e girmeden Denizli Gurme YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Bu videoyu beğendiyseniz beğendim tuşuna, beğenmediyseniz beğenmedim tuşuna basabilirsiniz. Hadi hep beraber Zilli Öküz'e girelim. Menülerinden tadalım. Merhabalar. Bugün bana Zilli Öküz'de ne tavsiye edersiniz? Güzel. Şöyle bir menüze de bakayım. Evet. Bu nedir? Bu sizinle bıçağınızı siparişinizi buradan teslim alabilirsiniz. Tamam. Teşekkür ederim. Aynen. Evet. Göz kırpmamız. Evet arkadaşlar, şu anda Zilli Öküz'deyiz. Çok istediniz. Yanımda da Armağan Şef var. Kendisini tanıyın. Buranın sorumlularından. Bize Zilli Öküz'den hangisini yapıyorsun? Şu an dana bacon yapacağız. 140 orta boy. 140 lira. Bacon cheddar'lı tavsiye ederiz. Keyiflidir. Evet. İçinde yeşilli domates turşu, karamelize soğan vardır. Rahatlıkla keyifli bir yiyebilirsiniz. Yanında patates ve içeceği vardır menülerimizde. Sınırsız evet. İçecek özellikle. Sınırsız içecek. İçeceği vardır. Zaten sınırsız içecekten dolayı sanırım üniversite öğrencileri çok seviyor değil mi? Aynen. Aretten kampanyalarımız da var. Tabii geldiklerinde görebilirler rahatlıkla. Burada da 140 gram doğru mu? Doğrudur. Bu 90 gram. Yukarıdaki 140 gram. 140 gram. Dana itinden. Evet. Alperen şefimiz yapıyor genelde özgürlerin başında. Alperen şefimizi de görelim. Arkadaşlar. Görüyorsunuz. Üzerimiz büyüktür. Gramaj olarak 9-18'dir. Evet. Genel şubelerimizde bunlardan kullanılır. Gramaj olarak yüksekli. 180 gram veriyoruz. Hani az gelebilir ama gramaj olarak verdiğimiz için her menüde insanlar az geliyor. Biz de ona göre ekstra isterlerse söylüyoruz ve yardımcı oluyoruz. Yine veriyorsunuz. Ayrıca kovada sanırım. Kovada veriyoruz yağlı. İnsanlar dibine kadar zannediyor ama aslında gramajlı veriyoruz. Bir umut oluyor ama şey olarak yardımcı oluyoruz. Evet, genelde. Patatesler ise diğer burgercilere tabii göre daha farklı. Daha çekmez. Kaplamadır. Güzel. Güzel. Baharatlandırıyoruz bu şekilde. Evet. Fazla sormadan, tadını bozmadan. Zaten birazdan evet. Da tadımını onu yapacağız. Aynen. O zaman da yine yaparız. Evet gördüğünüz gibi yağlar günlük değişiyor. Evet. Kesinlikle yağlar günlük değişiyor. Rahatlıkla görebilirsiniz. Arkadaşlar şu anda hamburgerimizin etleri oluyor. Bu arada Alperen Şef'e sorular sormak istiyorum. Alperen Şef acaba kaç dakikada yapıyorsunuz siparişleri? 140 gram köftemiz 14 dakikada hazır oluyor. 90 gramımız 8 dakikada hazır oluyor. 70 gramımız ortalama 5 veya 6 dakikada hazır oluyor. Oo süper. Buranın özelliği üniversite öğrencileri tarafından çok sevilmesi. Zaten hakkındaki web sitelerinde de yazıyı da okumuştum. Çok hoşuma gitmişti. Yani bir üniversite öğrencisi için karnını doyurmak çok önemli. Hele böyle bir ev yapımı bir köfteyle karnını doyurması aileye olan özlemini de giderecektir diye düşünüyorum. Patatesler böyle. Harika. Arkadaşlar şu anda yine sadece
zilli öküzle yiyebileceğiniz bir Hellim burger. Sadece zilli öküzde var. Bunun özelliği nedir? Ya et sevmeyenler, tavuk sevmeyenler, hani rejimli olanlar Hellim burgeri tercih ediyor. Tamam. Hellim burgerde neler var içinde? Hellim peynirimiz var. Evet. Doğal yapılmış. Marulumuz var, domatesimiz var, turşumuz var, karamelize soğanımız var, liste güzelini. Evet. Bu ne kadar sürede oluyor? Ne kadar sürede? Ortalama 4 veya 5 dakika içinde oluyor. Tabii. Hellimin kendisini bırakması, sürmesinden sonra şey yapıyorsun. Tabii. Evet. İstersen çevirebilirsin. Olduysa. Pazarlık çıkırım var. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Hellim Burger'de sadece zilli öküzde yiyebiliyoruz. Evet gördüğünüz gibi dana tüm et. Evet. Çedar peynirli. Çedar peynirin de eridikten sonraki durumu çok güzel oluyor yani. Evet, kendini bırakması. Sıcak yemediğinde yani düz yediğinde bir anlamsız bir tat var ama bir manası bu, bu etle buluşunca inanılmaz bir lezzet. Evet arkadaşlar. Yaklaşık 14-15 dakika bekledik. Yapılan işler için normal. Ah, olmuş. Evet, gidip alalım hemen. Oldu sanırım. Evet, alayım. Evet. Bunlar bacon burgerlerimiz. Çedar peynirli ve hellim. Süper. Birazdan tadına bakacağım. Evet, teşekkür ederim. Evet. Burada self servis olduğunu unutmayalım. Evet arkadaşlar, şu anda Zilli Öküz'de çok güzel bir sloganları var. Öküz gibi için diyor. İçecekler sınırsız. Artı bu 140 gram hamburger. Mükemmel. Daha tadına bak bunu. Harika. Arkadaşlar, öküzler gibi yemek için bir kovada patates veriyorlar. Kaplamalı bir patates. Ben barbekü bir sos söktüm. İstediğim kadar dökebiliyorum. Yeter ki öküzler gibi yiyelim. Harika. Ve istediğimiz kadar ateşekler.
İstediğimiz kadar sınırsız içecek değil mi? Evet. Evet. Keyfinizce. Oo, teşekkürler. Afiyet olsun. Evet arkadaşlar, şimdi sadece Zilli Öküz'de bulabileceğiniz Hellim Burger. Evet, şöyle çıkartayım. Gördüğünüz gibi Hellim severler için, özellikle vejetaryenler için ideal olduğunu düşünüyorum. Tabi izleyen vejetaryenlerin de yorumlarını bekliyorum. Bir tadına bakalım. Evet arkadaşlar, bıçakla da kestim. Bir görelim, görün diye. Gördüğünüz gibi bol bol Hellim turşusuyla, domatesiyle, marulu'yla. Evet, şimdi de tadına bakıyorum. Özellikle karamelize soğan çok güzel bir lezzet katmış ve Hellim'in ayarında pişmesinden dolayı da kaybolmamış. Arkadaşlar, şu anda Alperen Şef bize bir tatlı da ikram ediyor. Şöyle ismine de bakayım. Üf tatlısı. Üf. Süt ve krema ile yapılan. Hani tost. Açabiliriz, açabiliriz. Evet. Sütle krema ile yapılıyor. Özel bir tozu var. Tamamen Zilli Öküz'e ait olan. Kendi tarifimiz olan bir tatlıdır. Üzerinde bebe bisküvisi parçacıkları ve çilek taneleri ve negro ile servis ediliyor. Evet, zaten çilekler de taze çilek. Böyle tamamen taze. Dondurulmuş bir çilek değil. Bir tadına bakayım hemen hızlıca. Ühü. Çok güzel. Harika. Evet arkadaşlar, bugün Zilli Öküz'de resmen öküzler gibi yedik. Birkaç arkadaştık tabi. Yedik derken tek başıma değildim. Bu arada menüleri hakkında sizlere aşağıda yazdığım bilgi alabilirsiniz. Hani burger ne kadar, Hellim Burger ne kadar, Dana Baton Burger ne kadar. Bunlar hakkında kısa bilgiler de vereceğim. Özellikle üniversiteli arkadaşlara tavsiye ettiğim kadar ailelere de tavsiye ederim. Gerçekten hani 3 kişilik bir aile için ya da 4 kişilik aile için rahatlıkla doyabilir. Onu da belirteyim. Çok keyifli bir akşam yemeğiniz olacaktır ya da öğle yemeğiniz. Özellikle tavsiye ediyorum Zilli Öküz'ü. Hamburgerleri hakkında bilgileri zaten sunmuştum. Bir anne köftesi gibi, adeta evde yapılmış bir köfte gibi de tadı var. Bunu tadarken de fark ediyorsunuz. Hani boşuna yazmamışlar, onu da belirteyim. Evet arkadaşlar, Denizli Gurme YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Bu videoyu beğendiyseniz beğendim tuşuna, beğenmediyseniz beğenmenin tuşuna basabilirsiniz. Videoyu paylaşmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Önerilerinizi bekliyorum. Özellikle yeni yerler öneriyorsanız lütfen yazınız. Herkese Denizli'den sevgiler, selamlar.